Merhabalar. Geçiş oyununa hoş geldiniz. Altı çizili ile karşınızdayız. Bu hafta Mert Akdoruk'la birlikteyiz. Mert merhaba abi hoş geldin. Merhaba abi. Üzgün bir konuyla birlikteyiz bu hafta. Ee, ben de biraz gönüllü olarak e, katılmak istedim. Normalde kadro mühendisi bizde olduğu için e, biraz altı çizili de e, daha fazla e, sen ve ee, Sercan, Barış falan değişmeli yapıyorsunuz. Ben biraz daha kadro mühendisi tarafındayım ama bu hafta kadro mühendisini de çekecek e, bir ortam olmadığı için ki normalde bu saatte biz Barış'ta onu çekmeyi planlıyorduk. E, ama işler tamamen değişti. <laughs> ben e, dün akşam e, altı çizili için e, kayıt yapmak istiyordum e, uygun olan arkadaşlardan biriyle ama işte şey hem derbiyi konuşuruz hem de bu akşamki Galatasaray maçını konuşuruz gibi aklımda vardı e, olmadı sonrasında e, dünkü işte yaşanan olaydan sonra bugün yapmak bir de bugün o olayı konuşmak daha tabii e, uygun geldi o yüzden bu akşam sen de zaten gönüllü oldun. E, konuşalım bu olayı diye e, zaten e, bugün dün akşamdan itibaren en azından dün akşamki maçın son, sonundan itibaren herkes e, bu olayı konuşuyor Galatasaray'ın önemli bir maçı var gruptan çıkma şansının işte sonlanacağı ya da devam edeceği e, önemli bir maçı var Onu o bile artık son dakikalara kadar e, konuşulmaz oldu yani acayip bir olay yaşandı e, yani biz futbolun içerisinde yani aslında Türk sporunun içerisinde genel olarak bir şey Det eğilimi var yani bu sadece futbola indirgenmek indirgemek doğru olmaz e, ancak en ülkedeki en popüler ve en göz önündeki spor olduğu için biz futbol içerisindeki e, olanları daha fazla olanlarla daha fazla karşı karşıya kalıyoruz ve tabii ki yoğunluğu da daha fazla e, doğrusunu söylemek gerekirse e, yani Amigos'unun e, milli takım teknik direktörüne merdivenlerden uçan kafa attığını da gördük zamanında. İşte taraftarın futbolcuya saldırdığını da gördük. İşte teknik adamın futbolcusuna saldırdığını gördük. E, başkanın soyunma odasına girdiğini, işte hakem odalarını tekmelediğini ya da işte hakem odalarının e, oda şeye, statta odalara kitlendiğini gördük. İşte sahaya dalıp e, ahkam kesen kulüp başkanlarını da görmüştük. En son herhalde zirvesi dün akşam yaşandı. Bir kulüp başkanı sahaya girdi maç sonu ve bir hakeme fiziksel olarak darp etti ki yönetim kurulundan başka isimlerin de e, işte yerde düşen hakemi tekmelediğini gördük. E, yani hani kısaca özeti bu aslında. E, hani şöyle bir bakıyorum. E, Ankara gücü taraftarından işte bütün yönetimine teknik direktörüne kadar herkes e, geçen sezondan bu yana düzenli olarak hakemler tarafından e, aleyhlerine bir sürü e, hatalar yapıldığını ve bunun bilinçli olarak yapıldığını savunuyor. Bunun son damlasıymış bardağı taşıran son damlaymış dün gece. Ondan dolayı olmuş. İşte taraftar e, dün gece tutuklanan başkanlarını sonra hastanede işte kapının önünde beklerken sonuna kadar arkasındayız savunuyoruz diye e, işte şeyler söylediler. E, bir taraftan bütün kulüpler e, işte kınadı durumu e, yani e, yurt şey bütün işte yurt dışı basından haberlerin çıktığını gördük. Büyük bir rezalet şeklinde. Tabii ki işte yani yerel basında da bir sürü haberlerin döndüğünü görüyoruz dünden bu yana. Velhasıl aslında bu zamana kadar gördüğümüz işte hedef gösterme kültürünün becerilemeyen, bir sürü işin e, adres değiştirerek üzerinden işte kendi üzerine gelen baskıyı ya da başarısızlık şeyini e, işte hedef göstererek dağıtma çabasının e, ya da daha korumasız olan bir camia üzerinden kendi yetersizliklerini atma çabasının sonucu olarak birazcık da görebiliriz herhalde bunu bu süreci diyerek pası sana atayım abi. Ya yani bu ülkede hastalıklı bir e, futbolla bakış var maalesef. Bu hastalık sadece futbola değil aslında. Bence genel olarak bütün spor böyle bir Ya spor kültürünü de geçtim. Bence genel e, olarak bir Orta Doğu e, ülkesi olmanın getirdiği e, bir kültür zannediyorum bu. E, bu siyasetten tutun da hayat görüşüne kadar e, bütün her şeye sirayet etmiş durumda ki zaten e, fut Türkiye futbolunu yönetenlerin de Evet, %99'un siyasi bağlantılı olduğu bir gerçek yani e, oradan getirirsek konuyu elbette federasyon başkanından e, hakem kurulu başkanına onlardan dönen e, torpillerle yine her şeyin siyasete bağlandığı e, futbolcuların dahi işte sürekli siyasi hamleler peşinde koştuğu e, birilerine şirin gözükme demeçleri verdiği, hareketleri yaptığı ee, bir ortam burası. Ee, en başta tabii ben şunu söylemek istiyorum. Ben şu anki aklım olsa yaşım 35 e, kesinlikle Türk futboluna asla hiçbir takımıyla tanışmak istemezdim ve e, çok farklı hobilerimin olmasını tercih ederdim. E, Galatasaray'ım, Galatasaray'ı ta e, takip etmek istemezdim. Ya da Fenerli ve Beşiktaşlı olsam da aynı şekilde. E, çünkü gerçekten çok değişik bir Kaotik ortam yani e, bir kere kültür düzeyi çok düşük e, ondan sonra üzerinden dönen e, konular e, çok değişik yani hakem üzerinden aşırı bir okuma var. E, bu bütün kendini iyi zanneden yorumculardan tut da e, Twitter'daki en saçma sapan fenomenine e, işte kendini sözde Galatasaray'a Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye adadığını söyleyen e, tiplerin aslında Tabi onlar kendi çıkarlarına hizmet ediyorlar bunları söyleyerek aslında. Ee, onlara kadar e, her şeyi sıkıntılı olan bir e, şeyden bahsediyoruz. Bir spordan bahsediyoruz Türkiye'de maalesef. Yani endüstrileşmenin yanında Türkiye'de çok ekstrem bir e, siyasi leşme de var e, futbolda. Ve burada bir tane kendilerine e, bir şey bulmuşlar. Hakemler. Hakemler bütün takımları karşısında süper ligden örnek verecek olursak işte kaç takım var 19 mu 18 mi hepsinin karşısında hepsini küme düşürmek istiyor. Hepsini şampiyonluktan etmek istiyorlar. Bunların işte şeyi yok bir koruyanı yok, kollayanı yok. Vurun Abalı'ya. Nasıl ki işte İran'da rejim cezası varsa böyle bir kadını e, toprağa yarı şekilde gömüp e, onun çevresinde duran e, bir sürü it sürüsünün e, onları taşlaması varsa aynı bu şekilde savunmasız bir şekilde hakemler yarı beline kadar toprağa gömülmüş ve e, Galatasaray taşlarıyla, Beşiktaş taşlarıyla, Fenerbahçe taşlarıyla, Trabzon taşlarıyla sürekli her hafta hakemler Taşlanıyor. ve her maçtan sonra haklı da olsa, haksız da olsa, doğru da olsa, yanlış da olsa, bilmem nerede kara gece, dolma bahçede kara gece, işte Seylan Tepe'de kara gece. Ya bıkmadınız mı arkadaş? Kara gece falan yok. Siz algılarla kendinize hak, e, şey çıkarmaya çalışıyorsunuz. Şampiyonluk yarışında e, bir avantaj sağlamaya çalışıyorsunuz. Küme düşme yarışında kendinize avantaj sağlamaya çalışıyorsunuz. Bir maçta canınız yanıyor olabilir. Bunlar hakemdir. Hakemler hata yapacaktır. Ben kendimi diğer hakemlerle bir tutmuyorum tabii ama ben de Amerikan futbolunda hasbel kadar 2-3 tane maça çıkmış bir insanım. Sonrasında garip bir şekilde bırakmama sebep olan insanlar oldu ama yani hakemlik öyle kolay bir şey değildir. Ee, yani hataya çok fazla meyillidir. Ayrıca bu eleştirileri yapan insanların hiçbir şekilde Avrupa'da ya da herhangi bir yerde maç izlemediklerini adım kadar emin. Yani en yakın örnek hep City örneği son zamanlarda veriliyor ama e, o örnek dışında da inanılmaz hatalar, inanılmaz şeyler oluyor Avrupa hakemliğinde de. Fakat hangi futbolcu, hangi yönetici, hangi e, şeyci, spor yorumcusu, hakemlere ya siz e, operasyon çocuğusunuz ya açık o şekilde ana akım kanallardan YouTube'daki ana akım video kesti yapan kanallardan operasyon çocuğu falan deniyor. Ya sen yüz yüze geldiğinde bu hakemle bu lafları diyecek misin? Ha derler çünkü biliyorlar ki arkasında bir güç yok. Arkasında siyasetçiler yok, arkasında Merkez Hakem Kurulu yok, arkasında federasyon yok. Çünkü herkes bütün başarısızlıklarını bu arkadaşlara yığma peşin. Çünkü başarısızlar çünkü kötüler çünkü hırsızlar çünkü uğursuzlar çünkü menajerler üzerinden para çalıyorlar takımlarının paralarını çalıyorlar taraftarları şirin gözükmek için yapmadıkları popülizm ve şaklabanlık kalmıyor en efendi dediğimiz insanlar Ali Koç bu ülkeye Aziz Yıldırım'ın yerine Fenerbahçe'nin başına geldiğinde insanlar da Ali Koç'un Genel olarak ülke futboluna bir beyefendilik, bir vizyon getireceğini düşünen insanların sayısı oldukça fazlaydı. Şimdi gelinen durumu görüyoruz. AVM'lerde hakemleri görürseniz fotoğraflarını çekin. Yarın bir gün biri döverse möverse falan diye açıklamalar yapıyor bu adam. Bu adam Türkiye'nin en büyük en zengin ailesinin birinci adamı neredeyse yani. İlk iki üç adamından birisi. Ya böyle şey olur mu? Erden Timur denen adam yok şeymiş çok ulvi bir şahısmış yok çok efendiymiş bilmem ne. Ya kendisi demedi mi bu adam? Geç, geçen senenin başında mı bu senenin başında mı? Yok biz bu lig, ligleri bitirtmeyiz bilmem ne. Ya sonra da çıkıp vizyon kasıyorsunuz ya. Yani siz kimsiniz ki neyin vizyonunu kasıyorsunuz arkadaş? Eğer siz oysanız vizyonlu adamsanız lütfen vizyonunuzu futbola da yansın. Eğer vizyonlu değilseniz lütfen baştan hakem kesmeyin. Baştan şov yapmayın. Biz bu ülkenin spor şeyine ayak uyduracağız deyin. Ya da hiçbir şey söylemeyin. Gelin saçma sapan konuşun. Ya olur mu? Böyle bir şey olur mu? Yani bu ve bu takımların yöneticileri, bu takımlar, ve bu yorumcular, bu Ahmet Çakar gibiler, Serdar Ali Çelikler gibiler her gün Yok İban Ahmet, yok operasyon çocuğu, yok işte e, bilmem ne büyük ekşi. Ya yani büyük ekşini de ayrıca Allah cezasını versin de. Yani sürekli hakemlere ona buna merkez hakem kurulu başkanını ya kimi beğendiniz bugüne kadar? Merkez hakem kurulu hangi başkanını beğendi? Beğenmediyseniz bir kere ağzınızı açıp onları oraya atayanları eleştirebildiniz mi? Merkez hakem kurulu başkanını yemek kolay. Siz or onu kim oraya atadı? Onu eleştirin bakalım bir. Yusuf Guna şey Yusuf Yusuf Günay diyorum. E, ee, bıyıklı kimdi? O geldi beğenmediniz. İşte Metin Çulcu geldi beğenmedi. Ya kim gelirse gelsin beğenmiyorsunuz arkadaş. Ve sürekli bir niyet okuma arayışı içinde herkes. Yani o hakem çok kötü niyetli işte şunu biçmeye kalkıyor. Ya nasıl okuyorsunuz abi bu niyeti? Biz de bazen ba şeyi de e, yani iğneyi kendimize batıralım çuvaldızı başkasına batırdığımız gibi. Ya biz de zaman zaman e, hakem hataları olduğu zaman hayıflanıyoruz, kızıyoruz. Kendi içimizde ay, e, böyle dışarı yaymadan... Zaman zaman küfrettiğimiz de oluyor. Bunlar doğru olduğunu asla söylemiyor. Ama biz bunların hata olduğunu genelde düşünmeye çalışıyoruz. Ama yine de bizim de çok çok ufak, dünyadaki bir toz zerresi kadar bile olsa bizim de bu kültüre hizmet ettiğimiz söylenebilir. Biz de kendimizi de eleştirmeliyiz. Burada ben kendimi dahil ediyorum en başta. Yani ben ki hakem üzerinden futbol konuşulmasına nefret eden biri olarak ben bile zaman zaman ya şu hakem de gerçekten bizi doğradı diye yorum yapabiliyorum. Ama bu nedir ya? Bu nedir artık yani? Bundan sonrası da olabilir abi bu belki bir tap noktada değildir. Bilmiyoruz ki yani e, belki de Allah korusun daha fenaları olacak. Belki bıçaklanacak, vurulacak, e, öldürülecek bir hakem belki de. Yani buralara doğru gidiyoruz. Çünkü Kürtün şöyle bir şey buyur. var abi karşılığı var çünkü. Yani karşılığı olduğu için bu endişeni ben de e, paylaşıyorum. Yani devamı ya da daha ötesinde bir şey de olabilir. Çünkü hep diyoruz ki aa da, yani art, e, hep şunu deriz yani dipteyiz artık daha kötü bir şey olmaz. Her dediğimizde daha da kötü bir şey yaşıyoruz bu ülkede maalesef. Şimdi bu tüm yaşananların bir karşılığı da olduğu için yani bir karşı tarafı ve destekleyeni de olduğu için dediğin gibi belki de ötesinde bir şeyler de yaşanabilir bir gün. Yani Allah korusun diyorum ama ben e, bir bir de şu açıdan bakmak istiyorum Mustafa sen ne düşünüyorsun bunu da merak ediyorum açıkçası. Sana da e, çok uzun konuşmayayım oradan bir pas atayım. Yani e, bugün mesela şeyi dinliyorum Mete Kalkavan'ın açıklaması vardı. E, bütün hakemler tek tek böyle söz olup e, kısa şeyler söylediler. Tabii ki genelde çok haklı ve e, tabii bu Halil destekleyici şeyler söylediler ama e, yani hala kendilerinin e, bu kadar korumasız olduklarını bildikleri halde hakem olduğumuz için sustuk diyebiliyorlar. Yani ben şunu anlayamıyorum. Doğrudur siz hakem olmak için gerçekten yıllarınızı verdiniz. Binlerce maça çıktınız. Buralara kadar geldiniz. Çok haklısınız. Mesleğinizi bırakın demek... E, ya da e, simit satın onurlu yaşayın demek gerçekten e, belki dışarıdan hariçten gazel okumak gibi geliyor onlara. Gelebilir onlara. Ama ben gerçekten bazen düşünüyorum. Yani bu kadar küfür yesem, bu kadar sokakta şantaj yesem, aleni olarak milyonlarca taraftarı olan kulüplerin başkanlarının aleni olarak hedef göstermelerine maruz kalsam, benim bir eşim ve çocuğum olsa ben çok samimi şekilde söylüyorum. Bu hakemliği bırakır. Anında yorumculuğa geçer. Bakın <laughs> bu kadar da net söylüyorum yorumculukta eminim en az hakemlik kadar para vardı ve hakemliği bıraktıktan sonra hiç kimse ama hiç kimse sizin hakemliğinizin nasıl olduğunu bile sorgulamıyor ve hakem hocaları ne demiş diye sizin ağzınıza bakıyorlar ya siz değil miydiniz bugüne kadar bu hakemlere ana avrat söven ya şimdi atıyorum Deniz Ateş Bitnel. Deniz Çoban, ondan sonra Bünyamin Gezer, Fırat Aydın. Ya Fırat Aydın'us için bu ülkede neler dendi ya? Neler dendi? Yok e, şey düdüğünün ucundaki top siyah beyazmış, Beşiktaş'lıymış, bilmem neymiş. Ya o zaman niye dinliyorsunuz arkadaş bu adamın e, söylediklerini? Her maç sonunda niçin açıyorsunuz? Ee, acaba penaltı pozisyonunda ne dedi diye şerefsiz değil miydi bu adam sözünüzde? Bu adam Beşiktaşlı değil miydi? Filanca hakem, Galatasaraylı, Fenerbahçeli değil miydi sözünüzde? Niçin bu adamların fikirlerine önem veriyorsunuz o zaman? Aynı kitle yabancı hakem isteyip duruyor. Ya yabancı hakem gelse sizin ne diyeceğiniz belli kardeş. Siz diyeceksiniz ki yabancı nasılsa bu adam e, şey teşvik birimi almaktan korkmaz. Para alır şikesini yapar demeyecek misiniz ya? Kötü bir performans gördüğünüz zaman. Ya da en e, temiz olanınız şunu demeyecek mi? Ya bizim hakemlerde aslında o kadar kötü değilmiş. Bunun şakaları da dönecek. Twitter'da bunu da biliyoruz. Hı hı. Çünkü yabancı hakemlerden çıkmış arkadaşım, muazzam değiller ki hakemlik böyle bir şey zaten yani görememe üzerine görme üzerine maalesef böyle bir oyun oynanıyor bu sizin ruh hastalığınız yüzünden hakemlerin en büyük yaşadığı sıkıntılar yaptıkları yanlışlar da bu yüzden eyyam yapıyor yaptıklarını ben de düşünüyorum ama niye eyyam yapıyorlar? Çünkü onları koruyan hiçbir güç yok da, o yüzden rahat edemiyorlar. Birilerini mutlu etmek zorunda hissediyorlar kendilerini psikolojik olarak da. Ondan bu doğru mu değil? Hakem olan bunu göğüs germeli midir? Tabii ki germelidir. Ama psikoloji denen bir şey vardır aynı zamanda. Yani ben gerçekten sana şunu sormak istiyorum: ee, Mustafa Koç olarak bugün 35-36 yaşında bir hakem. Bunlar başına geldi. Ee, gerçekten aktif hakemlik hayatını sürdürebilir misin? Sürdürmek ister misin diye çok merak çok ediyorum. Çok zor soru. Şöyle çok zor soru. Ya hakem olmak bir kere birazcık ya ciddi bir e, şey istiyor herhalde. Bir kafanın kırık olması lazım. Çok büyük bir adanmışlık istiyor. E, büyük bir disiplin istiyor dediğin gibi yani e, yüzlerce maç yönetmek lazım o seviyede bir hakem olabilmek için çok e, ülkedeki hakemlik camiasının çok zor olduğu Oralara gelmenin çok zor olduğu e işte orada ne diyeyim artık abicilik mi diyeyim kıdemcilik mi diyeyim yani oraları aşabilmenin çok zor olduğunu duyuyoruz biliyoruz en azından oralara kadar geldikten sonra bu seviyeye ulaştıktan sonra süperlik seviyesinde bir hakem olduktan sonra bırakmak anladığım kadarıyla çok kolay bir iş değil abi. Eee. Ben bırakır mıydım? Bırakırdım muhtemelen çünkü böyle büyük hırsları olan e, her ne pahasına olursa olsun e, işte bunu başaracağım yapacağım gibi dünya hırsları olan bir insan değilim. E, şöyle bir durum var. Senin sorduğun en azından anlamaya çalıştığın şeyde durumda şöyle bir şey var. Ee, ülke olarak örgütlü e, iş yapabilme konusunda büyük sıkıntılarımız var. Ya da meslek örgütlerinin e, örgütlü hareket edebilme e, kabiliyetleri çok kötü. Ya da yok. Ya da ee, çok profesyonel seviyelerde değil. Ee, o yüzden hakemlerin de örgütlü bir şekilde e, hareket edebilmeleri, karar almaları ya da dik durabilmeleri mümkün olmadı bu zamana kadar. Bunu görmedik. Ee, muhtemelen bunun altında e, bu kadar korumasız olmalarının altında bu da yatıyor. Çünkü öncelikle kendilerini kendileri koruyamıyorlar. Koruyamadılar bu zamana kadar. Yani işte çok çok uzun uzak zaman olmadı. Yani işte Trabzon'da hakemlerin soyunma odasına kitlendiği değil mi? Saatlerce evet. çıkamadılar. E sonra ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey. E i̇şte yine dün akşamki sahada e, hakeme saldırmaya gelen... E, taraftar yanlışlıkla Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı. O olaydan sonra ne oldu? Yani o orada şey. yani Beşiktaşlı futbolcular olmasaydı hakeme gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam o tarafta. Tabii tabii. E ne oldu? Yine hiçbir şey olmadı. Yani hem bunun bir karşılığı olmadı. Ceza olarak bir yaptırımı olmadı. Hem de hakemlik camiasının da kendilerini korumaya dair bir ee, adımı olmadı. Ya işte bas, basit işte klişe yapılan açıklamalar ee, bunun ötesine geçemedik yani. Geçemiyoruz maalesef. E, bundan dolayı bir kere zaten kendileri kendilerini koruyamadıktan dolayı korumasız bir halde devam ediyorlar. Başka ki zaten o hakemlik camiasını korumaya niyetlenen kimse olmayacak. Çünkü senin deminden beri saydığın tüm her şeyin bir nedeni olarak gösterildikleri için herkesin de işine geldi. Orayı korumaya kimse çalışmış. Yabancı hakem konusuna gelirsek abi şimdi sen Türkiye'ye buradaki standartın daha üstünde bir hakem getireceksin ki birincisi getirdiğin isime herkes tatmin olsun. İkincisi sözde daha güvenilir olsun değil mi? Şimdi Türkiye'den daha iyi bir seviyede hangi ligler var? Atıyorum İtalya, Almanya, Fransa işte İspanya'dan ya da İngiltere'den getireceksin bu hakemi. Sen İngiltere'de e, Premier Lig'de hakemlik yapan bir hakem olduğunu düşün. Niye oradaki bir işte Chelsea Liverpool maçını yönetmek varken burada gelip işte Ankara gücüyle Hatay maçını yönetesin? Sana herhalde maç başında 1 milyon 2 milyon falan vermemiz gerekiyor ki öyle gelesin değil mi? Böyle bir para Tabii. bir hakeme verilebilir mi? Yani Böyle bir para verilmeye herkesin e, gönlü el veriyor mu yani? Ben bunu anlamıyorum. Bilmiyorum. yani bu saçma sapan iç çekişmelerimiz yüzünden bu kadar parayı bir hakeme mi vereceğiz bir maçı yönet. Yoksa oradan bir hakem niye gelip bu her hafta sonu burada bir maç yönet? Ya da gideceğiz saçma sapan bir yerlerden hiç e, alakasız insanları getirip maç yöneteceğiz. Ya <laughs> bir bana... şöyle bir sav var Mustafa yok derbileri yabancı hakemler verilmiş. E ya kardeşim o zaman o derbi olmadı abi. Anadolu takımları demeyecek mi ya? Bizim başımız kel sen Niye bizim maçımıza yabancı hakem getirmiyorsun diye? Tamam işte dünkü Diyecekler, olay zaten Anadolu maçında oldu. Yani şey Aynen yani. öyle. Derbi maçında olmadı yani hani biz sen de bahsettin kültürlü açıklıyoruz e, bir sürü etmeni var yani federasyonun başındakinden e, işte başlıyor tepeden tırnağa kadar taraftarına kadar iniyor her şey e, federasyon başkanını e, o bileşenler seçmiyor zaten bir isim tepeden geliyor bunu seçeceksiniz diyor. Başka karşısına da yıllardır böyle şeyden beri böyle e, Hasan Doğan'dan beri böyle yanlış hatırlamıyorsam Hasan Doğan'dan bu yana bir isim geliyor ve o isim seçilip devam ediyor bir seçim yarışı bile olmuyor karşısına bir aday bile çıkmıyor e, dediğin gibi hiç kimse bütün kurulları beğenmiyor herkes kurullara tahkim kurulundan e, işte MHK'sine herkes itiraz ediyor şey yapıyor beğenmiyor e, lanetliyor başka takımın taraftarı diğer takımın diğer takımın kayrıldığını o takımın taraftarı ötekinin kayrıldığını söylüyor ki sadece taraftarı değil yönetimleri de söylüyor bunu ama o yönetimler bu başkan seçilirken o kurullar seçilirken dediğin gibi hiçbirine itiraz et e, hiçbir federasyon başkanına beğenmiyorlar ama hiçbir federasyon başkanını seçilirken karşısına bir aday çıkmayınca ya biz buna mahkum muyuz diye isyan etmiyor. Çünkü demez ki çünkü arkasında siyaset var. Evet Adayım. çünkü zaten kendileri siyasi bağlantılı, federasyon başkanı siyasi bağlantılı. Bir bir yerden işaret edilip geldiği için zaten oraya. E, yani olmaz, mümkün değil. Yani bakıyorsun bütün kulüp başkanlarına ki dün akşamki olayı yapan kulüp başkanı bile işte şu anki hükümetin kurucularından bir tanesi, hükümette yer alan partinin kurucu tanesi, o partide milletvekilliği yapmış. E bakıyorsun tek 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 böyle şeylere. E, başkanlara ya e, iş adamı ama siyasi bir bağlantısı var ya eski milletvekili ya eski belediye başkanı ya o şehrin belediye başkanıyla valisiyle onunla bununla ilişkisi olan insanlar. E, bu Buradan çıkamayız yani mümkün değil. Çünkü insanlar sahip oldukları bağlantıları korumak için o bağlantılarla farklı farklı işleri başarabilmek için farklı şeyler daha büyük kazançlar elde edebilmek ya da kendi e, portföylerini profillerini büyütmek geliştirmek için bu iş e giriyor. Futbolu bunun için kullanıyorlar. Yani şimdi hani çok ismi geçtiği için söylüyorum eğit spor ve pendik spor örnekleri var. Tuzlu spor örnekleri var. Bu insanlar niye bu kulüpleri aldılar? Niye bu kulüpleri dernek statüsünden çıkarıp işte e, AŞ'ye çevirdiler ve neler yapıyorlar? Bu kulüpleri neler için kullanıyorlar? E, yani maalesef bu halde e, ve bu halde olduğu sürece bu insanların elinde oyuncak olarak kullanıldığı sürece e, buralardan çıkamıyor. Çünkü Ve bu insanlar zaten başka amaçlar için buralarda olduklarından dolayı sportif olarak yaşadıkları her hezeyanda hedef olarak gösterdikleri birkaç şey var. Birisi işte federasyon işte e, birisi işte hakemler kesin zaten oluyor. Bu maçta işte doğrandık. Bu maçta faalleri bile hep e, işte ne karşı takım lehine sürekli çaldı. İnce ince doğrandık falanlar filanlar bu şekilde gidiyor. Çünkü e, sporla hiçbir alakaları yok. E, sportif başarıya odaklı ya da sporu geliştirmeye yönelik hiçbir amaçları yok. Sadece ordu amaçları işte bu tüm saydığımız şeyler. Bir de özel özellikle hakemlerin e, kamuoyuyla bağlantısını iletişimini tamamen kesmek istiyorlar. İşte bu e, esas en büyük sıkıntılardan biri. Çünkü adamlar hiçbir şekilde kendilerini ifade etme şansı bulamıyorlar. Hı -hı. Bu insanlar sadece maça çıkıyorlar ve maçtan e, evine gidiyorlar. Bir tane böyle e, mafvetik e, şeyler böyle Mercedes Vitolar falan olur ya böyle. Onlara Hı -hı. bindiriyorlar bunları. Bunları evine götürüyorlar. Bunlar sanki böyle özel bir iş için getirilmiş hani ajan. Geliyor maçı yönetiyor ve gidiyor. Ya bırakın teknik şey, e, hakemler arada bir konuşsun. Merkez Hakem Kurulu Başkanı biraz konuşsun. Serdar Ali Çelikler bakıyorum volede Ben de izliyorum maalesef e, bu programları zaman zaman. İban Ahmet, İban Ahmet İbanoğlu diye bir adam varmış ya işte Merkez Hakem Kurulu Başkanını. İban Ahmet şöyle böyle bir hakem kesişleri var. Zannedersin ki hani o anda her yerde o da vardı. Bütün olanı biteni gördü, şikeyi gördü. Bundan sonra e, sürekli böyle bir e, üstten bakış sanki böyle ahkam kesercesi bir bakış ya herkes her şeyi çok iyi biliyor bu ülkede ya yani e, oturduğumuz yerden bilgisayar başından kimin kimi yönettiğini e, kimin kimi e, yönetemediğini kimin kimi doğradığını kimin aslında kimin adamı olduğunu ya bunlar tamamen ortaya atılan sapıkça iddialar, hayal ürünü iddiaların şeyleri ya. Milli takımı yok Hamit yönetiyor. Ya Hamit yönetiyorsa e, bundan neden rahatsız olduğunu söyle. Hamit yönetseydi eğer Montella niye gel ge geldi o zaman? Montella gelince Hamit nasıl yönetebilir? Hala bunlara inanan insanlar var. Mehmet Büyükekşi'ye karşılar çok normal ben de karşıyım keşke olmasa. Ama o gidince e, yine e, siyasetçilerin Cumhurbaşkanı'nın ya da herhangi birinin oraya kendine yakın yeni birine oturacağını biliyoruz. E, Nihat Özdemir vardı. O zaman da Galatasaray şampiyon oluyordu mesela. Nasıl oluyordu bu işler? Yıldırım Demirören vardı. Beşiktaşlı değil mi bu adam? E, o zaman da Fenerbahçe Galatasaray şampiyon olabiliyordu. Olabiliyor. Yani sürekli insanlar bütün e, federasyon başkanlarını, merkez hakem kurulu başkanlarını, hakemleri bütün futbol dünyasını, bütün programları kendilerine karşı ve rakiplerini destekleyici buluyorlar. Bu tamamen şizofrenik bir davranış. Bu, bana sorarsan bu şekilde. Hakem hakem hatalarından şikayet etmek bambaşka ama böyle şeylere hak vermiyor. Ya dün inanılmaz bir şey görüyorum. Yani. İnsanlar şunu diyen insanlar var ya iyi oldu diyen insanlar var onu bir kenara koyuyorum bir de üzülen ama şöyle diyen insanlar var üzülüyorum ama hakemler de az değil ya kardeşim hakemin kötü olması dayak yemesini meşrulaştırır mı ya? Yani? Bak onu ben de söyleyecektim bak burada konuşuyoruz hani şimdi bu olayın kabul edebilir hiçbir yanı olmadığı için bu konuşuyoruz zaten de. Bu hakemlerin çok iyi olduğu ama buna rağmen hani böyle bir olay yaşadıkları için evet hakemler çok kötü. Çok yeteneksizler. Ee, bu seviyeye göre aslında buralarda belki de olmamaları gereken çoğu hepsini yine katmayalım. Evet çok kötüler. Ama bu, bu olayın yaşanmasına bir neden değil. Olamaz yani. Ya bu seviyede bir ligde, bir spor müsabakasının sonunda bir profesyonelin böyle bir şeyle karşılaşma ihtimali bile olmamalı ya bunu düşünmek bile hani şey geliyor e, saçma geliyor yani bana hani bu kabul edilebilir bir şey değil bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. hakemler Abi, kötü ya ben şunu da bak bu ben bunu altı sizde çok söyledim Barış'la birçok bir konuştuğumuzda da Sercan'la konuştuğumuzda çöktün yani bu yet, bak ben çok yeteneksiz ve kötü olduklarını her zaman düşünüyorum hakem. Ben bu kadar bunlar, düşünmüyorum bu arada yani bunların ben hepsinin bu bir araya olduklarını düşünüyorum. Bunların hepsinin bir araya toplanıp da bir tarafı bir taraf lehine şey yapıp bunu başarabileceklerini de düşünmüyorum açık. Ya bu kadar maç oynanıyor bu bütün maçlarda ve bunu hani öyle bir şey şekilde yapacaksın ki aslında oluyor da olmuyormuş gibi hani ve bir tarafı şampiyon yapıp bir tarafı yapmayacaksın falan. Ben bunların hepsini toplanıp da bunu yapabilecek yetenekte de olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Ya şöyle çok yetenekli ama ona rağmen eyyam yapan ve çok kötü maç yöneten özellikle Süper Lig maçlarında ama işte Avrupa maçlarında daha iyi maç böyle hakemlerimiz vardı evet yetenekli bu bu adam işte belki de Türk hakemliğini kurtaracak dediğimiz birkaç isim de oldu. Bir, bir bir iki tanesi yakın zamanda bitirdi. Bir tanesi yorumcu oldu falan. Öyle isimler tabii ki var ama ben halihazırda şu son dönemde görev yapan hakemlerin çok da Böyle yetenekli olduklarını düşünmüyorum. Ha, bunları işte konuşuyoruz ama hakemler çok iyiydi. Böyle bir şey nasıl yaşadık diye de demiyoruz yani. Onu da hani ben altını çizeyim diye dedim abi özür dilerim lafı. Yok abi e, yani ama sana da şu soruyu sorayım. E, senin nezdinde herkes kendi otursun. Bu yayını izleyen e, kimse, dinleyen kimse düşünsün. Güney Çakır dediğimiz zaman insanların aklına ne geliyor? Şu geliyor ben sana söyleyeyim. Herkesin yorumu aynı. Ya... Türkiye'de felaket maç yönetiyor, berbat bir hakem ama Avrupa'da iyi yönetiyor. Ya bu nasıl olabilir? Bu nasıl olabilir? Ya bu adam kötü bir insansa ee, o zaman bu hakem nasıl bu kadar başarılı? Nasıl bu kadar şey bir hakem? Yani bütün işi gücü adam bırakıyor, Türkiye'deki her şeyi dizayn etmeye çalışıyor ama Avrupa'ya gidince hakemlik yapayım ben diyor, boş verdim. Ama Türkiye'yi zapturaptı altına almıyor. Yani biz iyi olan hakemin bile iyi diyemiyoruz, diyemeyeceğiz, diyemeyiz. Çünkü biz şizofreniz. Çünkü Yok, biz ben, sadece kend bence C Cüneyt Çakır çok iyi bir hakemdi. Sadece Türkiye'de ...eyyam yapma e, potansiyeli ortaya çıkıyordu. Çünkü böyle bir ortam vardı burada. Çok rahat hakemlik i̇şte, yapabilecek bir ortamı yoktu. Bu ortam e, abi Ama bu ortam işte bu bu insanların bu düşüncelerinden dolayı yaratılıyor zaten. Hakemleri korumasız bırak, bıraktığın için yarat. Yoksa ben Cüneyt Çakır'a bir Galatasaray deplasmanında Ali Sami Yen'de oynanan Delgado'ya yaptığı şey den dolayı çok sinirliyimdir mesela. Hala çok kızarım o pozisyon aklıma geldikçe. Ama bu onun işte dünya çapında bir hakem olmasını değiştirmez. iyi bir hakem olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu ülkede yaptığı bazı işte bu ee, ortamdan dolayı belki de oluşan bu havadan dolayı yaptığı performanslar, hakemlik performansları evet çok kızdırdığı zamanlar olmuştur beni. Yine de söylüyorum, bundan dolayı gidip ben Cüneyt Çakır'ı dövebilir miyim? Öyle bir gücüm olsa da dövemem, değil mi? yani bunu aslında konuşmaya çalışıyoruz yine de. Yani bir taraftarlık ya bu işte şey geliyor yani. Mesela dün akşam yaşanan olay. Ya Ankara Gücü acaba bir puan değil de 3 puanı almış olsaydı ne olacaktı? Hiçbir şey olmayacaktı. Ben buna işte bazen akıl sır eldiremiyorum abi. Yani sen sportif olarak ortaya bir vizyon koydun. Bunun e, en büyük önde bayrak taşıyan savunucusuydun da. O yediğin golden sonra bütün her şey yıkıldı ve bitti mi? Ya da işte şampiyon oluyordun da o elinden mi alındı? Ya da o golü yedin ve küme mi düştün? Yine bu saydıklarım buna bir neden olamaz. Bunun yine altını çizeyim de. Hani ne oldu yani? Ben bunu anlamıyorum. Bakıyorum. Abi City maçındaki... City Tottenham maçındaki hakemin e, yaptığı şey. Türkiye'de City Tottenham ayarındaki maç nedir aşağı yukarı? E, i̇şte Fenerbahçe, Trabzonspor'dur mesela, değil mi? Evet, evet e, o'dur. Yani şeye vurduğunda aşağı yukarı e, ya da Galatasaray Trabzon'dur, Beşiktaş Trabzon'dur diyelim. Yani ne olurdu ya? Çok iki Trabzon'da gayet güçlü bir camiadır, bilirsin yani Türkiye'de siyasi bağlantıları son derece kuvvetlidir. Ne olurdu ya o maçtan sonra? Yani eminim. Kesinlikle birileri e, hakemi artık birilerini gerçekten vurmaya çalışırdı. Yani bu kadar çok eminim ya. O kadar bariz bir deli, deli dehşet bir hata ki. Yani Türkiye'de ben böylesini göre, görebileceğimizi düşünmüyorum. Çok açık söyleyeyim. Türk hakemleriyle böyle bir hatayı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Velev ki olsa diye düşündüm. Ve hatta bunu konuştuk. O zaman da bunlar daha ortada yokken ben yazdım gruba. Dedim ki ya acaba bu hata Türkiye'de olsa neler olur? Abi o hata Gerçekten olmasın hatta... diye var incelemesi kaç dakika sürüyor? Yani görüyoruz her maç. En en basit pozisyonun bile incelemesi en az 5-6 dakika sürüyor. Abi B Sport'taki yani... özetlere giriyorum. Ee, bazen kadro mühendisinde aynı saatte oynanan maçları izleyemediğim için. Abi 6 dakika özet var. 1 dakikası goy goy başı gösteriliyor işte takımlar makımlar. Yemin ediyorum sana 5 dakikasının 3 dakikası faul tekrarı, sarı kart tekrarı, kırmızı kart tekrarı, penaltı var mı yok mu tekrarı. Yemin ediyorum. ya yani böyle bir şizofrenik bir highlight, özet dünyanın neresinde var? Sırf her takımı tatmin edeyim diye 78 tane açıdan işte değdi mi değmedi mi? İşte ee, gol mü değil mi? Out mu değil mi? Out'u tacı tartışıyoruz artık ya. Şey vardı yani... ya Erman Toroğlu'yla şeyin e, hocam akılda kalmasınlar gelsin diye akılda kalmasın diye pozisyonlar vardı yani saçma sapan hani Yanından geçerken düşmüş hocam akılda kalmasın bunu da bir izleyelim ya bırak hocam. Yani <laughs> ya sporun kendini yani konuş ya futbolu kendini konuş yani boş ver. Ya, ya zaten e, geldiğiniz noktada da kendini eleştirebilen kulüpler e, takımlar e, dikkat edersen daha fazla başarı elde ediyorlar sürekli kendilerine bir canavar bir düşman yaratan ve onunla kavga etmeye çalışan kulüplerde her zaman popülizm içerisinde kalarak kendilerini geliştirme şansı bulamıyorlar. Zaten sürekli hakem suçlayan takımlar gelişmeye de e, gelişmemeye de mahkumdur bana kalırsa. E, ben yani çok şey söylemek istiyorum. Söyleyeceğim o kadar fazla şey var ki o yorumları okudukça işte hakemin dövmenin haklı olduğunu söyleyen insanlar ne keşke daha beter olsaydı diyenler Keşke daha fazla dövseydi diyenler. Yani ve bu insanlar şunu şu örneği vermek istiyordum. Hep şeyin başından beri kurguladım. Benim Türkiye'de abi iki tane bir, e, inanılmaz çoğunluk sağlayan insan tipi var. Birisi abi Bunların işte, laik işte muhafazakar AKP'li, CHP'li, MHP'li demeden hiç fark etmeksizin sigara içenlerin e, kendini sokakta izmariti yere atma özgürlüğü olduğunu düşünen beyinsiz, zeka özürlü bir kitle. Bunlar %95 falan. Bunların çoğu da üniversite mezunu, kariyer sahibi insanlar. Cahiliyle, eğitimlisiyle hepsiyle bir, bir olmuşlar bu insanlar. Bir de abi bütün e, futboldaki e, bazı şeylerin, nedir o? Hakemlerin, işte federasyon tüm paydaşların kendi takımına karşı olduğunu düşünen geri zekalı bir 95 yüzde 99 bir kitle var. Bu iki kitle beni benden alıyor beni çıldırtıyor. Sigara izmaritini yere atma özgürlüğüne sahip olduğunu düşünenler ve bütün dünyanın kendi takımının karşısında olduğunu düşünen bu aptal herifler e, yüzünden gerçekten e, ülkeden soğuyorum. Ya bütün takım taraftarlarında var bu arada bu yani işte bir, Kesinlikle bir, şey, abi. şey değil yani hani Ben Galatasaraylıyım ben bıktım abi Galatasaray yani şey işte hesaplarından bilmem nelerinden. Şeyden yani. bakıyorsun işte Twitter'a girdiğinde bir pozisyon var videosu. İşte o pozisyon Fenerbahçe maçında geçtiyse altında işte Galatasaraylılar yazıyor, Beşiktaşlılar yazıyor. İşte zaten böyle olacaktı, ne olacak işte sizi şampiyonla yapacaklar minvalinde şeyler tabi daha ağır sözlerle. Ondan sonra işte bir Beşiktaş maçı varsa Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler yazıyor. Galatasaraylılarsa bu sefer Fenerbahçe Beşiktaşlılar yazıyor falan. Yani bu hep böyle. Zaten bu Federasyon Başkanı niye göreve geldi ki şampiyane tarzında. Abi diyorum ya da maç başlamadan adam onlar hashtag işte e, Seyran Tepe'de Kara Gece, Tüpraş'ta Kara Gece, e, işte Şükrü Saracoğlu Atatürk Stadında Kara Gece. Ya yeter kardeşim yeter, bu algılarla hiçbir yere varamazsın. Senin takımın iyi ise, hocan iyi sen emin ol, şampiyon olacaksın. Bu hafta hakkın yenir, öbür hafta lehine hatalar yapılır, öbür hafta normal geçer. İki hafta üst üste hata yapılır. Sonra iki hafta üst üste lehine hata yapılır. Emin ol senin takımın iyi olduğunda sen ligin sonunda ipi göğüsleyeceksin ya. Bu kadar takma ya kafayı. Takacaksan da takımına tak kafayı. Takımını takımını eleştir. Önce kendi kapının önünü süpür. Ardından zaten olacaklar karşısında biraz algına çıksa, kendi takımın iyi oynuyorken düzenli olarak gerçekten üst üste e, sistematik hakem hataları olduğunu düşünürsen ki bu da bir varsayımdır. Bu da normal değildir. Bunu da söylüyorum. Ama hissiyata dayalı bir durum yapacaksan da en azından kendi takımının önce iyi olmasını öncelikle ondan sonra seni hakem doğuruyor mu? İnce mi doğuruyor? Kalın mı kesiyor? Jülyen <laughs> mi doğuruyor? E, kuşbaşı mı yapıyor? Bunu daha sonra düşünürüz. Önce sen kendi takımına bak kardeş. Ben bunu söylemek istiyorum. Vallahi deyip aslında yavaştan da istersen noktalayalım. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa. Yani tatsız noktalayalım bir şey. abi. Yani ben aslında çok şey söylemek istiyorum. Aslında birçok şeyi de söyledim. Hala içimde kalan, söyleyemediklerim var. Ağır konuşamadım. Belli bir noktaya kadar geldim. Ee... Yani ağız dolusu bazen hakikaten küfür etmek istiyorum bu insanlara. Bu hakemleri böyle sanki kendi köpekleriymiş gibi istedikleri şeyi yapabilecek, her şeyi söyleyebilecek hak bulan insanlara gerçekten artık diyecek bir şey bulamıyorum. Ee, bazen şunu diyorum, keşke futbolla hiç tanışmamış olsaydım, Türk futboluyla özellikle. Bu rezil rüsva, kara paraların su gibi döndüğü, bahis sikelerinin yapıldığı, e, futbolcuların rezil kepaze şekilde hakemi aldatmak için kendilerini yere attı. Ya yani bu, bunları bile konuşamadık. Bak şimdi konuştukça aklıma geliyor. Ha, yani futbolcular dün baktım herkes yok işte hakemin yanındayız bilmem neyiz. Bütün yalandan bütün takımlar, futbolcular ya bir kere de etik futbol etiğin olsun da kendine e, hakemi aldatmak için yere atma. Yalandan sakatlık numarası yapma. Bir kere de sen yardımcı ol ya hakeme. Bir kere de sen insaflı ol. Ne olur? Ölür müsün? Adam gibi kalk futbolunu oyna. Senin gerçekten düşürüyorsa düş kardeşim. Düş düşmüyorsan e, şey bir şarj yoksa bilmem ne yoksa atma kendi. Biraz şerefli olun, onurlu olun. Futbolcular, yöneticiler, daha sonrasında eğer siz onurlu davranış sergilerseniz hakemler size onursuz şekilde bir şeyler yaparsa o zaman biz sizin yanınızda olalım. Ama siz her türlü onursuzluğu yapıp bir de üste çıkıyorsunuz. Sanki hakemleri çok severmiş de yapılanı da çok kınıyormuş gibi. Evet. Önce kapı herkes kapısının önünü süpürecek. Biz taraftarlar olarak da ben kendi şahsım olarak da. Bundan sonra hakemlere karşı kendi aramızda o, e, ki sohbetlerde bile bir nebze daha e, efendici yorumlar yapmaya çalışacağım deyip e, sözü sana bırakıyorum. Valla ağzına sağlık abim. E, bugün işte bu tatsız olayı konuşmak için bir araya geldik. Dediğim gibi bir hafta sonu oynanan derbiyi konuşmak ve işte bu akşamki Galatasaray maçını konuşmaktı niyetim ama bu hafta maalesef böyle tatsız bir konuyu konuşmak zorunda kaldık e, deyip bu haftaki altı çiziliği noktalıyoruz. E, umarım daha Şimdi zaten ligler oynanmayacak herhalde bir müddet. Bir evet. hafta oynanmayabilir bence. Yani bir hafta gibi düşünüyorum hı ben. Hı. Çünkü e, bu kadar uzun sürmeyecektir. E, hakemlerle bir çıkıp açıklama yapılacaktır. E, biz belli sözler verilecektir e, perde arkasında. Bir de e, ekran önünde bazı şeyler söylenecektir muhtemelen. Sonra bir sulh olacaktır. E, herhalde hani, Halil Umut de hakemliği bırakacakmış sanırım. Zaten e, o darbeyi aldıktan sonra oyundan çık şey sağdan çıkarken de tamam e, kabul ediyorum ben bırakıyorum gibisine böyle bir el hareketleri yaptı. Ben öyle algıladım. E, o da görev bırakacak büyük ihtimalle. E, sevilsin işte çapsız arkadaşlar e, Halil Umut Veler hakemliği bıraktı gözleri aydın. Bundan sonra gelecek muhteşem hakemlerle birlikte e, mükemmel futbola doğru yol alacağız demek. <laughs> Bakalım sonumuz nereye doğru gidecek e, diyerek noktalıyoruz bu hafta altı çiziliği. Önümüzdeki haftalarda yeni konularla tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.